Önceki dersimizde bakterilerden ve arkelerden bahsettik. İkisinin de prokaryot yapıda hücreler olduğunu biliyorsun. Şimdi ökaryot yapıda olan protista alemini beraber inceleyeceğiz. Amip, ögdenotelik, hayvan, cıvık mantar, ayklerden bahsedeceğiz. Protista aleminden sonra da bitkiler, mantarlar, hayvanlar, virüsler deyip canlıların sınıflandırmasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Derse başlamadan önce videomu beğendiğin için ve kanalıma abone olduğun için, bana destek olduğun için çok teşekkür ederim. Hazırsak dersimize başlayalım kıymetli hocam. Protista aleminin yanına Semih Hoca niye ö yazdı söyler misin? Ökaryot yapıda hücrelere sahip oldukları için bu protista aleminde bulunan canlıların tümü ökaryottur. Ne demek? Hepsinin çekirdeği bulunuyor hocam. Mikroskobik canlı olanları yani bir hücreli olanları da var. Gözümüzle görebildiğimiz çok hücreli canlıları da var değerli hocam. Yani bu canlıların ökaryot oldukları için zarlı organelleri var mıdır dersek? Mitokondrisi, Golgi'si, endoplazmik retikulumu, kofulu. Evet hocam tekrar ediyorum. Protista alemindeki canlılarda bir hücreli mikroskobik canlılar da var. Gözümüzle görebildiğimiz çok hücreli canlılara da sahipler hocam. Şuradaki doğru yanlış sorularını görerek, beraber çözerek bakteri ve arkelerden farklarını çok rahat görebilirsin. Beraber bakalım. Bakteri ve arkeler bir hücrelidir. Ne cevap veriyorsun? Evet hocam onlar mikroskobik bir hücreli canlılardır. 2. Bakteri ve arkeler prokaryottur. Ne cevap verirsin? Evet hocam onların çekirdekleri yoktur. Yanlarına Semih hocam P diye ifade etmişti. Bakteriler prokaryot, arkeler prokaryot demiştim. Protistalar ökaryottur. Amip ögdenotelik hayvanın bulunmuş olduğu protista alemindeki canlılar ökaryot mudur? Evet hocam bunlar da ökaryot yapıdır. Çekirdekli canlılardır. Dördüncü önce tüm bir hücreli canlılar prokaryottur. Bak burada ne diyorsun? Yanlış diyorsun. Niye hocam? Çünkü bir hücreli canlı deyince aklına bakteri gelsin, arkeler gelsin. Bir de hocam protista alemindeki canlılardan amip, ögdenotelik, hayvan gibi canlılar var. Bunlar bir hücreli. Yani her sakallı nasıl deden değilse her bir hücreli canlı da prokaryot değil sevgili hocam. Peki bir hücreli canlılar prokaryot ya da ökaryot yapıda olabilirler mi dersin? Ne cevap vereceksin? Evet hocam. Yani bakteri ya da arke gibi prokaryot ya da amip ögdenotelik hayvanın bulunmuş olduğu protista alemindeki canlılar gibi ökaryot yapıda olabilirler diyoruz. Bu ayrımı çok iyi bilmeni senden rica ediyorum hocam. Şimdi protista alemine baktığın zaman tabiri caizse canlının sınıflandırılmasında geri dönüşüm kutusu gibi hocam. Bakıyorsun kim var? Kampçılılardan öglene var hocam. Anlatacağım hepsini tek tek. İkinci hocam kök ayaklılardan amip var. Başka telliksi hayvanın bulunmuş olduğu sililer grubu var. Plazmodium sıtma etkeni parazitin bulunmuş olduğu sporlar grubu var. Su yosunlarının bulunmuş olduğu algler grubu var ve değerli hocam mantarlar aleminden kovulan kim? Cıvık mantarlarda hangi alemde bulunuyor dersek hocam bu da protist aleminde bulunuyor. Demiştim geri dönüşüm kutusu gibi kampçılılardan ökleneye bakıyorsun. Kampçısı var. La bu aktif olarak yer değiştirebiliyor. Bu hayvana benziyor. Diyorlar ki bir dakika bu arkadaşın kloroplastları var. Fotosentez de yapabiliyor. Ulan ne bu deyip adamlar nereye gönderiyorlar? Protist alemine koymuşlar hocam. Cıvık mantar. Sen mantar mısın? Evet abi mantarım. Ulan senin hücre duvarın var mı diyorlar. Adam diyor ki abi benim duvarım yok. O zaman seni nereye gönderelim diyorlar. Protist alemine gönderelim diyorlar. Fark ettiysen çok egzantrik canlılar var ve canlıların sınıflandırılmasında en çok unutulan alem protista alemidir değerli hocam. Sana güzelce kodlayacağım bilgileri. Hakkında tutacaksın. Ezber yok sevgili hocam. Önce kampçılılardan bahsedeceğiz. Kök ayaklılardan gideceğiz. Burada sana şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Her canlı grubuna ait örneğin özelliklerini aklında tutarsan hatırlaması çok daha kolay olacaktır. Bu cıvık mantarlara kadar anlattıktan sonra tekrar geri dönüp hızlı bir şekilde soru cevapta yapacağız hocam. İlk olarak kampçılılardan öglenenin bulunmuş olduğu gruptan bahsetmek istiyorum. Bu canlılar kaç hücreli? Bir hücreli. Ökaryot. Ne demek ökaryot? Bu arkadaşların hücrelerin içerisinde kim var? Çekirdek bulunuyor hocam. Tatlı suda yaşayan kampçılılar grubuna ait olan canlılarda ne var dersek hocam? Kontraktil kofol. Neydi hocam? Kontraktil kofol dersem diyorsun ki hocam hücreye giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan bir organel demiştik hocam. Kampçılılardan öglenada tatlı suda yaşayan türlerinde ne varmış söyler misin? Kontraktil kofol bulunuyormuş. Hocam bu arkadaşlarda birazdan şeklini de göstereceğim. Stigma adını verdiğimiz bir göz lekesi var hocam. Bu sayede aydınlığı algılayabiliyor. Hem ototrof hem de heterotrof beslenebilen bir canlı olduğunu biliyorsun. Kloroplastları olduğu için ışık varlığında ne yapar söyler misin? Fotosentez yapar. Ototrof beslenir. Işık yokken de endostozda etrafında bulmuş olduğu besinleri hücre içerisinde alarak hayatına devam ettirir hocam. Yani hem ototrof hem heterotrof beslenen canlı kimdir diye sordukları zaman ne cevap veriyordun sen bana? Söyle bakayım bana. Öglena ismini vermiştik. Bak hocam öglenamızın şekline. Hocam aktif olarak hareket etmesini sağlayan neyi var söyler misin? Kamçısı var. Aktif yer değiştirmeyi sağlıyor. Enerji harcıyor bu olayı gerçekleştirirken. Hocam ışığı algılamayı sağlayan ne lekesi var söyler misin? Göz lekesi var. Gündüz mü akşam mı olmuş bunu algılıyor. Peki ökaryot yapıda olduğu için çekirdeği var mıdır diyorum. Vardır hocam diyorsun. Fotosentez yapabilir mi diye soruyorum. Diyorsun ki hocam öglenanın neyi var? Kloroplastları bulunuyor. Dolayısıyla fotosentez yapabilir. Mitokondrisi var hocam. Aerobik solunum yapar. Oksijenli solunumla ATP üretimini gerçekleştirir. Fazla suyu dışarıya atılabilmek için neyi var hocam diye sorarsak kontraktil kofol bulunuyor demiştik. Tatlı suda yaşayan türlerinde sevgili hocam. Hocam
Hocam zarın altında bir örtü var. Şeklinin sabit kalmasını sağlıyor. Biz bu örtüye verdiğimiz isim pelikula. Pelikula adını verdiğimiz örtü hücrenin şeklinin sabit kalmasını sağlıyor. Kamçısıyla ne yapıyor? Hıçş deyip aktif olarak yer değiştiriyor. Boyuna bölünerek eşeğsiz olarak ürüyor değerli hocam. Yukarıdan aşağı doğru bölünüyor. Eşeğli ve eşeğsiz üreme kısmında tekrar değineceğim. Parazit olarak yaşayan türleri bulunabiliyor hocam. Protist aliminde bunlar kamçılar grubundaki canlıların hocam. Bunu söyledikten sonra kime geldik? Kök ayaklara geldik. Kim meşhur örneği bunu söyler misin? Amip değerli hocam. Amip'e baktığın zaman tabiri caizse slime'a benziyor hocam. Böyle jöle gibi, sümük gibi bir yerden bir yere yuvarlanıyor. Belli bir hücrenin şekli yok hocam amipimizin. Peki bir hücreli nedir söyler misin? Ökaryot yapıda bir canlıdır. Yani amipimizin çekirdeği var mıdır dersek diyorsun ki hocam evet hocam çekirdeği bulunuyor. Yalancı ayaklarıyla aktif olarak yer değiştiriyor ve yalancı ayakları yardımıyla besinleri de ne yapıyor hocam? Endosto hücre içerisine alıp beslenmesine devam ediyor. Ototrof değil. Kloroplastı yok. Fotosentez yok hocam amipimizde. Tatlı suda yaşayan türlerinde fazla suyu dışarı atmayı sağlayan ne kofu vardır söyler misin? Kontraktil koful bulunuyor hocam. Çekirdeği olduğundan bahsetmiştik. Tatlı sularda yaşayan türlerinde kontraktil koful var demiştik. Kloroplast yok demiştik. Yalancı ayaklarıyla aktif hareket edip endostozda hayatını geçiriyor, besleniyor demiştik hocam. Parazit türleri bulunabiliyor. Amipli dizanteri adını verdiğimiz rahatsızlıkta kimden? Amipten kişiler hasta oluyor hocam. Bölünerek eşeğsiz olarak üreyebiliyor. İstediği tarafa doğru bölünebilir. İster boyuna, ister enine, ister çapraz her yöne amipi ne yapabilirsin? Bölebilirsin. Bu sayede hücre sayısını arttırabiliyor hocam amipimiz. Bunu söyledikten sonra kime geldik? Sililere geldik hocam. Paramecium'dan bahsetmek istiyorum. Paramecium çelliksi hayvan diye adlandırdığımız canlımız hocam. Sil dediğimiz yapı kirpik demektir. Paramecium'umuz kirpik benzeri yapılarıyla siller kirpik demekti söylemiştim hocam. Bunlarla kürek çeker gibi viking gemisi gibi ne yapıyor? Aktif olarak yer değiştirme hareketi yapıyor. Bu sayede bir yerden bir yere gidebiliyor. Hücre konusunda amiplerin terliksi hayvanları çıtır çıtır yediğinin videoları beraber izlemiştik. Hocam terliksi hayvanın iki tane çekirdeği var. Bir büyük çekirdeği bulunuyor. Bir tane küçük çekirdeği bulunuyor hocam. İki çekirdekli. Yine tatlı suda yaşayan türlerinde fazla suyu dışarı atmak için neye sahip? Kontraktil kofulları bulunuyor hocam. Ökaryot bir hücre. Ökaryot bir canlı. Kloroplastları yok. Peki kloroplastları yoksa nasıl besleniyordur sevgili hocam dersek ne cevap veriyorsun? Hetetrof beslenen bir canlıdır. Tüketici bir canlıdır. Silleriyle bir yerden bir yere aktif olarak hareket ediyor. Kontraktil kofulu var. Ökaryot çekirdeği var. Bak bir hücreli ama çekirdeği bulunuyor. Yani ökaryot yapıda bir canlı. Silleri arasında avlanı yakalayabilmek için savunma aynısı olarak görev yapan trikosistleri var. Bunları avlanı batırıyor. Bu sayede hem besleniyor hem de kendisini koruyor hocam. İkiye bölünerek ne yapabiliyor? Bu da sayısını arttırıp eşeğsiz olarak üreyebiliyor. Kim? Terliksi hayvan. Aferin hocam. Kime geldik? Sporlulardan Plasmodium. Hocam sıtma hastalığına sebep olan parazitimiz Plasmodium hocam iç parazittir. Kan parazitidir. Sivrisinekle insan vücuduna bulaşır. Karaciğerde sayısını arttırır. Sivrisinek vücudunda ve insan vücudunda dönen bir hayat döngüsüne sahiptir. Kan yardımıyla vücutta hareket ettiği için pasif hareket eder. Yani kamçısı, silleri, yalancı ayaklarıyla bir yerden bir yere hareketi görülmüyor değerli hocam. Hareket organeli bulunmuyor hocam. Kanda da glikoz gibi, amino asit gibi, vitamin gibi besleyici moleküller var mı? Var. Bu adam da kandaki besin monomerleriyle besleniyor. Dolayısıyla besin kofulu oluşturması da gerek yok. Kan izotonik bir ortam olduğu için fazla suyu dışarı atmasına ihtiyacı yok hocam. Adamın kontraktil kofulu ve besin kofulu bulunmuyor. Kimin? Plasmodium'un. Bak paramecium değil, plasmodium sıtmaya sebep oluyor. Bu arkadaşımız eşeğli ve eşeğsiz olarak üreyebilen bir parazit canlı hocam. Ne diye geçiyormuş? Sporlu olarak adlandırıyoruz bu canlıları. Kime geldik hocam? Alglere geldik. Su yosunlarına geldik. Hocam alglere de olmuş olduğu gibi bu arkadaşlarında neyi var söyler misin? Kloroplastları bulunuyor. Bu sayede fotosentez yaparak kendi besinleri kendi üretebiliyor. Ototrof besleniyor. İnorganik bileşikleri organik besinlere dönüştürebiliyor. Işık kullanımıyla. Çok güzel. Bitkilerde olduğu gibi neyi var hocam söyler misin? Selüloz çeperi bulunuyor. Bitkilerde de selüloz çeper var. Su yosunlarında da selüloz çeper bulunuyor. Bir hücreli ve çok hücreli olabilen türleri var. Yani mikroskopik olanları da var. Gözümüzde görebildiğimiz çok hücreli alglerde bulunuyor hocam. Doku oluşumu görülmüyor. Yani gelişmiş bitkilerde olduğu gibi kök gövde yaprak farklılaşması görülmüyor hocam. Gerçek kökleri, gerçek gövdeleri ve yaprakları bulunmuyor. Doku oluşumu da görülmüyor. Algler nedir derlerse bitkilerin atası hocam. Bitkilere benzeyen protistlere biz ne ad veriyoruz? Alg ismini veriyoruz. Algler bir araya gelerek hocam Volvox ve Pandorina adını verdiğimiz kolonileri meydana getirebiliyorlarmış. Tekrar edelim. Algler hidroplastları oldukları için hocam kendi besinleri kendi üretebiliyor. Kim gibi? Ögden adı olduğu gibi dedik hocam. Bir hücreli ya da çok hücreli olabilen türleri var hocam. Fotosentezde kendi besinleri kendi üretiyorlar. Selüloz çepere sahip. Kim gibi? Bitkiler gibi dedik değerli hocam. Kime geldik? Ahanda mantarlardan kovulmuş olan cıvık mantarlar. Hocam cıvık mantarların kloroplastları yok. Peki kloroplastları yoksa bu arkadaşımız ototrof mudur, heterotrof mudur dersek heterotrof beslenir. Saprotrof, çürükçül beslenir. Çürümüş şeyleri tüketerek hayatlarına devam ettiriyorlar. Amip
gibi hocam yalancı ayaklarıyla ne yapıyor? Bir yerden bir yere hareket ediyorlar. Tek hücreli canlılardır ve hücrelerinde çok çekirdek bulunuyor. Bu sayede hayatlarına devam ediyorlar. Diyeceksin ki hocam bu canlı mantar değil mi? Mantar. Ula bunu niye mantarlar aleminden göndermişler? Protist aleminde bu canlı inceleniyor diye sorarsa mantarların hücre duvarında kitin var sevgili hocam. Cıvık mantarların hücre duvarı bulunmadığı için sevgili hocam hangi alemde inceleniyorlar? Söyle bakayım bana. Protist aleminde inceleniyorlar. Notumuzu okuyalım. Hücre duvarı olmadığı için mantarlarda değil. Nerede? Protist aleminde inceleniyorlar. Kimler? Cıvık mantarlar. Süpersin. Bundan sonra bitkilere geçeceğiz ama bu öğrendiklerimizi minicik tekrar edelim seninle beraber. İlk söyleyeceğim şey protist alemindeki canlıları prokaryot mu yoksa ökaryot mu diye söylüyorum. Ökaryot. Çekirdekleri var. Bu protist alemindeki canlılar içerisinde bir hücreli olanları da var. Çok hücreli olanları da var. Yani bir ya da çok hücreli olabiliyorlar. Peki kimler fotosentez yapar diye sana sorsam hemen cevap vermeni istiyorum. Bir kamçılılardan öglena. Bir de hocam kimler? Su yosunlarının incelenmiş olduğu aygler. Neymiş sevgili hocam? Bunlar ototrof. Kendi besinlerini kendisi üretebiliyor. Kloroplastlara sahipler demiştik. Kök ayaklılara kim örnek vermiştik? Amip demiştik. Büyük ve küçük çekirdeğe sahip olup sildiriyle aktif olarak yer değiştiren kim diye sormuştum. Sililerden terlik hayvan demiştin. Sıtmaya sebep olan sıtma parazitleri kim demiştim? Sporlardan plazmodium demiştin. Bir ya da çok hücreli olabilen su yosun olarak adlandırdığımız canlılar kimlerdi? Alglerdi. Hücre duvarı olmadıkları için mantarlar aleminde incelenmeyenler kimler diye sormuştum. Bunlar da cıvık mantarlar diye ifade ettik kıymetli hocam. Umarım bu bölüm anlaşılmıştır. Protist alemini öğrendiğini tahmin ediyorum. Bir sonraki dersimizde seninle beraber ne isteyeceğiz değerli hocam? Bitkiler aleminden bahsedeceğiz. Hemen arkasından mantarlar alemine geçeceğiz. Örnek sorularla bilgilerimizi pekiştireceğiz. Sabırla beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Protist alemi gerçekten ihmal edilen, unutulan bir konu. Tekrar ediyorum. Protist alemindeki canlılar ökaryot yani çekirdekleri var. Anlaşıldı değil mi hocam? Bir hücreli olanları da var. Çok hücreli olabilenleri de var. Kimler fotosentez yapıyor diye sorarlarsa ne cevap verdin? Öglena ve algler fotosentez yapar diyorum kıymetli hocam. Bitkiler aleminde görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Çav 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 çav. Kapatıyorum. Bay bay.